Sayın İnciöz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de sözlerime başlarken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimi ve şifa dileklerimi iletiyorum. Değerli milletvekilleri, bugün 20 Ocak'ta başlayan Afrin Harekatı sürmekte ve bu harekatın başladığı günden itibaren de bunun memleket meselesi ve beka meselesi olduğunu her fırsatta söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Harekete destek veren dualarıyla ve burada bütün duruşlarıyla destek olan herkese de yürekten teşekkür ediyoruz. Ama bir taraftan harekete destek verip bir taraftan Afrin'e girilmesin açıklaması yapılması, Mehmetçiklerimiz ile birlikte sınır ötesinde bölücü terör ve teröristlerle omuz omuza mücadele eden ÖSYÖ ve terör örgütü ithamında bulunanlar, sivil kayıp kaygısına kapılanlar, insan hakları barış kavramlarını kendilerine kalkan olarak kullanıp terör sözcülüğü yapanlar, ABD Kongresi'ne sunulan Suriye istihbarat raporunda YPG'nin PKK'nın Suriye'deki milis gücü olarak yer almasına çıt çıkarmamış olmaları da dikkat çekicidir. Zeytin Dalı Harekatı'nın amacı milletimizin bekasına yönelik terör unsurlarının ortadan kaldırılması, sınır güvenliğimizin tesis edilmesi ve sonrasında terörden arındıran bölgelerin gerçek sahiplerine teslim edilmesi, bu harekatla birlikte bölgedeki özellikle belirtiyorum Kürt, Türk, Türkmen, Arap ve daha pek çok kardeşimizin huzur ve güvenliği için yapılan Kürtlere veya yerel halka karşı değil, kılı kırk yararcasına tek bir sivilin kılına zarar gelmeyecek şekilde PYD, YPG, PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen bir operasyondur. Bölgesel barışa ve ülkemizin güvenliğine hizmet eden ve baştan sona meşru olan Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğimizin gücüyle 80 milyonun duası bir ve beraberdir. Bu birlik ve beraberliğimiz ile aziz milletimiz her fırsatta gösteriyor. Parlamentodan da bu duruşun firesiz bir şekilde verilmesi temennisini bir kez daha dile getirmek istiyorum. Yine ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla resmen Zeytin Dalı Caddesi. Tamamlayın Sayın İnciöz. Bu kararın alınmasında emeğe geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere tüm belediye meclis üyelerine kahraman Mehmetçiğimize moral veren bu girişimden dolayı da onlar adına tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Türk Halk Müziği'nin değerli sesi Nuray Hafiftaş rahmetli olmuştur, vefat etmiştir. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Sanatçı kişiliği ve eserleriyle milletimizin sevgisini kazanan bir sanatçımızdı. Başsağlığı dileklerimi iletiyorum yakınlarına ve sevenlere. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.